Gördüğünüz çanta. Birazcık ekrana resmin gelmesini bekleyelim. Geldi mi? Ekrana resim geldi mi? Evet, bugün chat'teki arkadaşımız Sündüz gönderdi bu Facebook profillerini. Ben size şunu göndereyim. Daha da mı gelmedi? Hala mı gelmedi? Bir gir çık yapayım. Geldi, geldi. İnternet Şimdi yavaş. gelmiş. Geldi Tamam. evet. Sana da gelmiş. Senin internetin çok yavaş. Ya bizim numaralar ekstra incelenmiş. Dur bakalım şimdi. Bu değil. Yanındayım ama bana hala gelmedi resim. Nasıl Gerçekten. kasıyorlarsa benim interneti. Bir de Bir baz istasyonunun dibindeyim ya bak. gir Ha çık yap. geldi. Gelmedi. Şey yaptım. Ya sürekli ileri geri yapıyorum zaten. Hani ben mi yanılıyorum diye. Tamam yanılmıyorum. Müzik çok rahatsız edici mi? Bir dinlesene. Müzik var mı şu an? Evet, bir tane küçük bir müzik vardı. Yanımda müzik gelmemiş. Sana oralarda. Sen de Ben oralar de yok. oralarda. Ben geriden geliyorum. Biraz arkadaşlar incelesin istiyorum. Ha evet. Yok çok alt ses. Tamam. Sıkıntı yok. Biraz şu resimleri inceleyin istiyorum. Ben de inceleyeyim. Sen de inceleyelim. İnceleyeyim. Çanta var. Ona mı? 43 bin liraya satmak istemiş. Hyundai H100 iyi arabadır. Sağlam Aile arabadır. arabası öyle. Pikniğe gitmedik, kampa gitmedik yani. Aile arabasıdır. Ve şeydir yani. İş görür. Hani tesisatçıysan falan. Yani tabii. Kalabalık aileler için ya da dediğin gibi ticaretle uğraşan insanlar için götür getir malzeme. Tam aracıdır yani. Temiz bence bir araba. Evet. Çok fazla su var arabada. Şişe şişe su var arabada. Üç tane de ilanı var. Ücretsiz lastik koymuş, ücretsiz ütü koymuş. Birilerine hediye etmek istiyor, vermek istiyor yani. Yok, ilanlarda ücretsiz yazıyorlar. Aa öyle mi? Çok Yani özür dilerim. iletişime geçince fiyat söylüyorlar Ha ki çok özür maksat dilerim. iletişime geçsin, aktif olsun reklamını yani. O değişik algoritmalar var. Biz Türk halkında genel olarak ben de çok tuhaf karşılıyorum. Birçok insan böyle yapıyor. Yani 10 kişiden 6'sı 7'si ücret yazmıyor, ücretsiz işaretliyor. Ya da 1 TL yazıyor. Komik oluyor benim için. Tamam. Öyle yapıyorlar yani. Tamam. Rahmetli lafım yok. Genel anlamda da bana da bir tuhaf geliyor yani. Arkadaş bir şey satıyorsan altına fiyatını yazarsın. Mesela ilan veriyorlar. Kaç para diye soruyorsun. DM'den attım. Ya arkadaş meteor mu satıyorsun? Ne yapıyorsun? Pazarlık mı yapıyorsun yani? Ne oldu kız sıkıldın mı? He? Of puf yapıyor İzliyorsun yapıyor. bütün gün Didem'i. Takıyorsun gözlükleri izliyorsun. Evet pazarcılar çok kullanır. Kesinlikle çok popüler bir araçtır bu anlamda. İşte uğraşanlar için. Bence herkes her şeyi gördü. Ben Evet. sadete geleyim mi? Gel. Araba pis hani bırak temizdi diyenler. Araba ikinci eldir. Sen bir de bizim arabayı gör. Birinin arabasını pislemeden önce lütfen bizimkini görün.
Ya tam yanmamış odunları atmıyoruz bile bak o kadar yani. Mangala gittik. Odunlar tam yanmamışsa ziyan olmasın diye mangalın içinde onları da koyuyorum. Çünkü bu araba artık benim için traktör. Tabii ki. Yazır üzümü, hayatta Ve lekesi çıkmayacak yazır üzümlerini asmasıyla birlikte toplayıp arabanın arka koltuğuna atıyoruz. Artık tabii ki. örtü mörtü olayından tamamen geçtik. Çünkü bizim benim kardeş oto yıkamacı, bir de ondan örtü sözü aldık ya Engin. Evet. Ne yapabiliyorsan yap artık yani rahat rahat. Burak'ın Araba arabası bence temiz ve düzenli bizimkinin arabamızı yanında. değiştireceğiz zaten. Bir tık daha büyüğünü almamız lazım. Bir tık daha Çabuk büyüğünü alınca doluyor bu. Bu çok çabuk mu? doluyor. Bir tık daha büyüğünü alınca çok mu özenli davranacaksın sanki? Hayır, daha çabuk doluyor. O daha geç dolsun. Ha. Yani bir kasa büyüğünü alalım ki daha çok malzeme dolduralım içine. Peki biz Daha araba çok dağıtalım evet onu. bak biz araba konusunda nasıllık söyler misin Bu araba öncesinde? kültürünü ben aşıladım ama sana. Aa. Araba böyle kullanılırdı. Öncesinde hiç böyle değildin. Gençken, Öncesinde bayan kapıyı gençken, vurma bayan bağırıyordun arkamdan. gençken, bekarken öyleydi. Bekarken çok temizdi Ama araba. araba böyle kullanılır. Ama o kadar da değil, abartma. Yani yine de niye temizdi? Temizliğe sık sık götürüyordum haftada bir kere falan. Şimdi o da bekarım diye. Bekarken de arabamı da anlatayım. Biliyorsun torpidoda her şey vardı malzemeler. Yani araba arıza yapsa, yabanda kalsan can güvenliğini sağlayacak şeylerden tut. Çadırını, işte bıçağı, kasaturası, soğanı, biberi, domatesi, hapı. Hepsini, arkası, neydi hapı, ne ararsan çıkardı yani. Torpidoda. Hep öyleydi. Sakinim, pudra şekeri falan yok. Bilerek ve isteyerek yayın tarihiyle birlikte, yani bu ilanın yayın tarihiyle birlikte bu çantanın Burak'ın çantası olduğunu ispat eden bu paylaşımı ekranda bile isteye tutuyorum. Böylece kalsın. Böylece kalsın değil mi arkadaşlar ekranda bu fotoğraf? Siz de anladığınızı düşünüyorum. Anlamışsınızdır elbette ki. Çantayı keşke yuvarlak işaretine alsaydım. Aldım. Aldım ama küçük Ha, aldım. böyle gözüküyor Çok net. bizimki. Mavi Hepsi. saplı olan çanta Evet, mavi işte. saplı çanta aynen. Beyaz Yerde, ahşap kut yerde. yerde beyaz ahşap kutunun içine monte edilmiş hoparlörün yanındaki mavi saplı çanta, siyah çanta, Burak'a ait olan çanta. Bu çanta böylece kalsın istiyorum. Decathlon çantası gibi demiş Gizem. Evet, benziyor. Olabilir. Neden kalsın Engin? Uyanış mı? Aydınlanma Aa, hallelujah. Hallelujah. Evet. Bu çanta mı teslim edilmiş emniyete? sormaları lazım bence. Arkadaşlar, bu çanta mı teslim edilmiş emniyete? He? Sizce? Aynı çanta diyenler çoğunlukta. Bir kişi senin evindeki yeşil demiş ilk ayında. Bir bölümünün telefonunda, tabletinde ya da neyden izliyorlarsa televizyonda yeşil, bir bölümünkinde mavi çıkıyor. Ha, renk Benim şey mi acaba? sorum şu. Ya da Bunu biz bilemeyiz arkadaşlar. Yorum yapmayalım. Emniyetin belki ilgisini çeker bu fotoğraflar. Bu Burak'ın çantası. %100 bu fotoğrafları Burak çekmiş. Bu gerçekten Burak'ın çantası. Ama emniyete teslim edildiyse bu çanta mı edilmiş? İncelendiyse bu çanta mı incelenmiş? Eğer şimdi annesi bana oğlumun çantasını ver dediğinde bu çanta mı verilecek? Benim için bu önemli. birçok kişi de emniyete çanta teslim edilmemiş. Ama şimdi seni dinlemek lazım. Yani birçok insan çünkü dikkatli senin gibi şey Yok, yapmıyor. teslim edilmedi, edilecek. Tamam, edilmedi, Bu mu edilecek. edilecek? O zaman bu çanta edilecek. Hadi. Nerede çanta? Annemde Bu da ama mı annem şeyden evde aldı yok. götürdü? Hayır canım çanta annemde ama annem evde yok. Ha, annesinde anne ediyor. Tamam. Annesi evde olduğu bir gün, yarın mesela. Vermeyeceğim mi o zaman? Vermiyorum. Öyle bir dünya yok. Emniyet gider Neden? alır. Çatır çatır yani delil. Emniyet de alabilir. Ayşe Hanım istiyor. Ona vermiyorum diyor. Tamam. Ayşe'nin memlekete gidecek.
girecek kapısını. Emniyet alır Tamam. aşağı doğru. Şimdi bizim için Bu önemli çok olan kolay ne biliyor kısmı musun? yani. Şu an şu ekranda duran fotoğrafın önemini şimdi anlayabildin mi? Evet. Emniyet gittiğinde bu çantayı almak zorunda. Tamam. Çünkü bu çanta Burak'ın çantası. Bu çanta %100 Burak'ın Çünkü çantası. Burak'ın kullandığı şoför koltuğunun arkasında ve Evet. bu içgüdüseldir. Şoför Evet. adamlar her Evet. zaman şahsi eşyalarını, özellikle torpidoya sığmayacak şeyleri kendi koltuklarının arkasına koyarlar. Evet, konuş Çünkü sevgilim. misafir gelecek kişiler yan Evet. koltuğa oturur, arkaya oturmaz. Arkaya otursa da Heh. o tarafa değil öbür tarafa tutturur. Belki sen o taraftan geç, burada çanta var dersin falan gibi. Yani bu içgüdüsel şoförlerin %99,99'unu yapmış olduğu bir harekettir. İçgüdüsel bir hareket yani, anladın mı? Hani benim malım benim arkamda, benim yanımda gibi. Deniz diyor ki hiç yoklar evde, enişte gidip alamazlar diyor. Emniyet gider Çilingir'de, açar, ararı bulur alır yani. Savcının bir talimatına, bir imzasına bakar. Bir de Çilingir ücretini de onlar öder. Selda diyor ki Mahmut'a soralım, bu çantayı kesin bilir. Bilir, bilir. Mahmut Nasıl bilir. bilir? Tamam. Nasıl bilir biliyor musun? Çaya çorbaya gidiyormuş. Bu çantanın içine ne koyuyormuş biliyor musun Burak? Ağrı kesici, Malzemeleri kendi temiz çantasında koyuyor. çorap. Ya Sık bak, kullandığı çanta. Yani bel çantası gibi. bel çantası gibi Evet. kullanıyormuş. Ticari kullandığı için genelde Hı. işe gitken Hı. biraz daha büyük boy. Yani bu boy bir şey Evet, bu almış. boy bir şey. Çünkü dediğin gibi temiz atlet, yedek çorap belki yani, veya işte atıştırım küçük bir meyve suyu, örnek veriyorum. Yani incik boncuk. Tansiyon Evet. aleti falan koyuyormuş biliyor Olabilir. musun? Biraz panik atağı var ya. O yaşta var mıymış? Varmış, Olabilir. panik atak hastasıymış. Olabilir. İşte yani o yüzden böyle bir çantası olması normal. Bulursalar alırlar demiş Kadri. Bulurlar yani, evdeymiş ya, söylemiş ya evde diye. Yani gider ufacık 2 artı 1, 3 artı 1, bir 4-5 tane polis ekibi oraya girince Binnur diyor ki ben alır. kullanmadım diyor. Emniyete de verilmemiş. O zaman bu çanta emniyet tarafından bulunmalı. Ya emniyet için çocuk oynayacağı bu çantayı bulur. Allah Allah, nasıl çocuk Evde oynayacak? demiş ya sen. Annemin evinde ama ev diyorlar. Var ama vermem gibi bir şey E bu. ta öyle bir dünya yoksa, değil mi? Savcının bir imzasına bakar. Oraya 9 tane polis gider. Kapıyı Çilingirci'ye açtırır. Çilingir ücretini de o eve yazar tutanakta. Çantayı da söküyor söküyor alır yani o çantayı. Ne demek yani? Ne diyeceksin eve gelmiş 10 tane polise? Vermiyorum. Sana mı diyeceksin? Ters kelepçeyi çakar o zaman. Delil karartıyorsun veyahut da engel oluyorsun işimize diye. Bir de soruşturma açarlar. Bak şimdi Her kim bunu bu yaparsa. çanta neden önemli biliyor musun Engin? Az önce söylediğim senaryo var ya, abi senaryosu, Evet. Şaban'la ilgili. Şaban'la ilgili söylediğim senaryoda Engin, Şaban yollar kapanırsa, otoban tutulursa, şey ya, Pandemi. pandemi ya, Evet. bu çantanın içine bu silahı atmış olabilirler. İhtimal. Ardiye'de de bir şeyleri saklamış olabilirler. Deniz diyor ki yo, emniyetten alın dedi en son Ayşe'ye. Evet öyle diyor. Emniyette diyor, savcılıkta diyor, evde diyor. Evde ama annem evde yok diyor. Ama bu kadar tutarsız cevap emniyet niye harekete geçirmiyor? Ben de onu şaşkınlığındayım. Yani sürekli yani bir soruya bir günde iki kere farklı cevap veya üç Emniyet bu kere farklı programı cevap. seyretmek zorunda değil. Bu kadar tutarsız Tabii cevap ki. Didem Hanım'ı niye harekete geçirmiyor? Didem Hanım'ın harekete geçmesi lazım. Yani biraz da emniyete belki Peki introlar yapıp hazırlayıp bakın bizim yanımızda böyle daha bir çelişkili önemli bir şey cevaplar var. söyleyeyim mi? Bu kadar tutarsız cevap Nurife'yi, Kerem'i, Ayşe Hanım'ı, Eldivenler de elinde yatmış demek. Abdurrahman'ı ve İlknur'u neden harekete geçirmiyor? Çok Onlar enteresan aile fertleri yani. ya. Enteresan. Evlatlarını kaybettiler ya. Onları niye harekete geçirmiyor? Ayşe Hanım'a hadi biz akıl verdik, dedik ki kadına sakin ol, sakin ol, sakin ol. Aldı hapını, oturuyor kadın. Yani benim de var bir hapım. İçtiğimde öyle bakıyorum. Öyle bakıyor kadın. Diğerleri nerede? Hani diğerleri? Ha İknur toparlayıp kendini ablasının yanına gelip abla bak bu iş böyle olmaz. Ağlamayla bağırmayla olmuyor. Gel şuradan düzgünce bir avukat tutalım. Üçü beşe bakmayalım. Yani. Gel şunlardan şikayetçi olalım. Çantamızı mı arattıracağız? Kanlı elbise mi arat? Ne arattırıyorsak arattıracağız. Şikayetimizi de verelim. Gel şu işi derli toplu bitirelim. Demesi gerekmiyor mu? Aile neyi bekliyor? Ben çok merak ediyorum ya. Neyi bekliyorlar yani? Kendi çözülecek mi zannediyorlar böyle?
Geçen gün anlattım size. Şikayet etmeleri lazım. Evet Emine. Tuhaflar Ekim. Katılıyorum. Yani geçen gün söyledim Engin ya. Bu kayıp çocuk hikayeleri var ya, Yasin Şahin falan. Adam hayatında hiç mahkemeye gitmemiş. Hayatında hiç avukat tutmamış. İşte 6-7 yıldır, 8 yıldır kayıp çocuk. O da yapmış olabilir. Muhtardan da şüpheleniyorum, bakkaldan da şüpheleniyorum deyip bütün şeyden program program gezip hepsinden şüpheleniyorum demiş. Ta ki Serap Paköz'ün programına geldiler. Serap Paköz programının avukatını bunların peşine takıştırdı. Dosya açıldı. Haberin var mı bundan? Cinayet dosyası açıldı. Bu normal bir şey mi yani? Ne görüyorlar? Sen de bakıyorsun yakından. Ne gördün? Ben çok güzel bir kapatma gördüm. İtibarlı bir Ya. şey gördüm. Ama görmen lazım. Aslı Didem Hanım durduruyor onları çünkü onun metodu her şeyi netleştirerek çözüme kavuşturmak demiş. İnşallah Aslı. Umarım. Kanal durduruyor demiş Yılmaz da. Hatice avukat için ekonomik durumları müsait değilse bara avukat tahsis edebiliyor. Biz de buradan sesimizi duyurmaya çalıştık ha. Tekrar söyleyelim, ulaşanlar var. Yardımcı olalım aileye diyenler var. Biz Apo ile merhabalaştık. Ben baş sağlığımı diledim. Sonrasında sanırım programla ilgili herhangi bir problem olmasın diye iletişimi kestik. Merhaba dedim. O bana ulaşmış yani takip etmiş. Döndüm başınız sağ olsun merhaba dedim. Sağ ol abla dedi. Yani bir konuşalım falan dedik. Programa yüksek ihtimalle sordu. Ve programın akışını etkileyecek bir şey de ben de yapmak istemediğim için. O yazmayınca ben de yazmadım ama bu kadar konuştuk yani Engin. Instagram'dan. Deniz diyor ki Berakçığım boyu Şaban'ın tutmuyor dedim ama sonra yazdım sana. İlk sırtına sıkıp dizüstü düştüyse ve başı öndeyken kulak arkasına sıkıldıysa burundan çıkar kurşun. Boy önemli değil katilin o durumda yani ilk sırtına sıkıldıysa yere kapaklandığında bir tane de kafasına sıkılıp Yani. tutulup geri çekilebilinir. Baygın Nürife Beyza'dan dolayı korkuyor. İlknur'un da gözü korktu. Ayşe ve Apo garip zaten. Bu Burak yazık kimsesiz gibi. Becerikli bir ailesi olup ilgilenebilseydi bu kadar da rezil olmazlardı demiş. Rezil olduklarını düşünmüyorum. Niye rezil Gayet olsunlar? sabırla bekliyorlar. Niye rezil olsunlar ya? Canını kaybetmiş kadın. Yani. Ne olmasını istiyorsunuz? Melih de yazmış Apo'ya tavsiye etmiş bir hani avukat da tutmak istersen yardımcı olacaklar diye birilerini tavsiye etmiş. Bak Aha. çok güzel bir şey Allah Aha. razı olsun. İnşallah programla ilgili güzel bir sonuca varmayı ümit ediyorlar herhalde. O yüzden yani başka bir şey karıştırmak istemiyorlar. Ola ki hayat bu. Bir şey değişmezse Melih teklifini tekrar yaparsın iletişimdeysen. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışırız. Yaparız. Özge Şaban Ardiye'nin anahtarını o gün kimden almış? Merdiven falan varmış. Orada onu almış diyor. Yasemin ben oralara girmek istemiyorum. Benim senaryom bu kadar. Özel hayatlarıyla ilgili pek bir şey demeyeceğim. Aa Melih belki sen söyledikten sonra takibe almış olabilir Instagram'ı. Yazışıyorsanız, görüşüyorsanız belki programın işleyişini bekliyordur. Sonrasında avukat isterse bize de haber et. Ayşe keşke Serap Paköz'e çıksalardı. Avukat Hasan Bey yardımcı oluyor ailelere. Evet biliyorum. Bu hafta ta Zonguldak'a gitti demiş. Evet dilekçe yazıp mahkemeye başvuruyor. Çok güzel bir şey. Çünkü programların artık bunu yapması gerekiyor. Selma Hanım da arzu edilirse belki yapar. Bilmiyorum. Ayşe Hanım Selma Hanım'a ricada bulunabilir. Koskoca Show TV ya. Yani Hiç sıkıntı ben olacağını Selma zannetmiyorum. Hanım'ın görüş ve düşüncelerini çok beğeniyorum.
Biz gidiyoruz. Gidiyor musunuz? Susadı galiba biraz şapırdıyor. Mesafedeyim, susamak. Hadi Luna görüşürüz. Like atmayı unutma. Açayım mı sana bunu? Ya, alabilir, alabilir, alabilir. Burak tülü tülü rencide edilme. Evet, Faydıncığım. Ben aile için anladım. Yanlış anladım, kusura bakma. Hani aile rezil oldu manasını anladım. Yasin, kafanın en hassas yeri kulak arkasıdır. Buradan mermiyi yiyen adam iflah olmaz. Nefesi bile zor alır. Kaldı ki Seher diyor ki ambulanstan Burak sormuş bana ne oldu diye. Yalanın bu kadarına da pes yani demiş. Ama onu ambulans görevlileri söylemiş galiba ama burası tam kesin değil yani. Ben de emin değilim. Özge ama annesi Ardiye'nin anahtarını yanındaki tanıyormuş. Ne saçma. Seher bizde yok demişti. Seher de hep beraber bizde kaldık demişti. Anahtarı annesi nasıl edinmiş acaba diyor. Buraları Didem Hanım'ın sormasına ve alacağı cevaplara muhtaç. Çok teşekkür ediyorum yayını dinlediğiniz, izlediğiniz için. Ve bunu gönderen arkadaşa Sündüz'e teşekkürler. Bu çanta çok önemli. Neden? Çünkü o tarihlerde pandemi var. Ve pandemi döneminde daha sıkı kontroller vardı. Hayatımda yemediğim cezaları yedim pandemide. Tutup tutup ceza kesiyorlardı. Durduruyorlardı falan böyle. Eğer bir dönüş yolunda tutulup yakalanmak istemiyorsa ve bir şekilde olayla ilgili herhangi bir ihbar gelir, silah bulunur falan diye bu çantaya atılma ihtimalini düşünüyorum açıkçası. Bu yüzden bu çanta önemli. Ardiye ile ilgili durumu zaten bir cumartesi günü yine böyle özel bölüm olarak anlatmıştım. Podcast oynatma listemden hepsini takip edebilirsiniz. Son 2-3 taneyi eklemeyi unuttum sanırım. Bu akşam onları da eklerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atmayı unutmuşsunuz. Hatırlatayım. Onu da atmayı unutmayın. Yarın 21.45'te buluşalım. Ama benden önce tabii ki Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme programını izleyin. Ve kendi yorumlarınızı da katarak yayına gelin. Çünkü sizden de çok acayip şeyler çıkıyor. Hoşça kalın.